CHP, MHP ve İşçi Partisi ittifak yaparsa AKP'nin elinden 40-50 şehri alır. Bu sözler Sonar Araştırma Merkezi Başkanı Hakan Bayrakçı'ya ait. Seçmenin %50'sinin alternatif arayışında olduğunu söyleyen Sonar Başkanı, CHP, MHP ve İşçi Partisi'nin yapacağı bir güç birliğinin olumlu bir enerji ve etki yaratacağını kaydetti. Keşke olsa, çünkü çok şey değişir. Çok şey değişir. Sonar Araştırma Merkezi Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP, MHP ve İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde ortak aday belirlemesinin bambaşka bir Türkiye yaratacağını söyledi. CHP, MHP bir de İşçi Partisi'ni alırsanız rakam filan mühim değil. Yaratacağı sinerji bambaşka bir tablo çıkarır. Milli Güç Birliği'nin iktidar matematiğine 2009 yerel seçimlerinden örnek veren Bayrakçı, Mersin ve Ankara'ya dikkat çekti. Mersin seçimi banko olur. Çünkü birisi 30 yüzde, birisi 27-28 civarı. Zaten 58 ediyor. Karşısında kimse duramaz. Ama en somut örnek 2009 seçiminde Ankara. Şimdi Melih Gökçek, yani AKP, %38,5'la Ankara Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 38,5'la. Peki CHP'nin adayı kaç aldı? 31 aldı. MHP'nin adayı kaç aldı? 26 aldı. Şimdi siz CHP ile MHP'nin ortak aday çıkarttığını düşünün Ankara'da. Biri 31, biri 26. 2009 seçiminden bahsediyorum ben. Bazı şehirlerde AKP'nin kaybetmeyeceğini söyleyen Bayrakçı, olası bir CHP, MHP ve İşçi Partisi ittifakının 40 şehri AKP'nin elinden alacağını vurguladı. Erzurum'u iyi biliyorum, yani benim de memleketim olduğu için. Oralarda kazanamaz bu ittifak, ama en az bir 40-50 tane şehir var ki o söylediğiniz üçlü ittifak olacak olursa, muhalefet ittifakı oturur, AKP nerede seçim kazanır diye insanlar hesaplarlar işte. O kadar nettir bu olay. CHP ve MHP'ye göre İşçi Partisi'nin oy potansiyelinin olası ittifaka daha fazla güç katacağını kaydeden Bayrakçı, anket çalışmalarından örnekler verdi. Ha, İşçi Partisi'nin puanı öteki ikisine nazaran düşük gibi duruyor. Ama İşçi Partisi'nin şu tarafını unutmamak gerekir. İşçi Partisi belki anketlerde 2-2,5 çıktığı oluyor ama esasen %10 küsürlük, yani barajın üstünde oy potansiyeli var. İkinci beğendiğiniz parti nedir diye veya oy vermişseniz ikinci bir parti olsa ne verirsiniz diyorum. İşçi Partisi 8-9 çıkıyor. AKP'ye oy veren yurttaşların %50'sinin arayış içinde olduğunu söyleyen Hakan Bayrakçı, önümüzdeki dönemde başka partilere yönelme ihtimali olduğunu kaydetti. AKP'ye oy verenlerin yarısının da kafasında soru işareti açıldığını söylediğim kitlenin de birkaç yıl içinde kendisine uygun yönelişlere geçme ihtimali mevcuttur.